Sevgili arkadaşlar, bu hafta Aristoteles Poetika konusunu işleyeceğiz. Biliyorsunuz bu Aristoteles'le ilgili ikinci haftamız ve kitabımız. İlk olarak Politika'yı ele almıştık. Şimdi Politika'yı ele alacağız. Yani burada tabii tragedya mevzusuna yöneliş açısından önemli kavramlar ortaya çıkacak. Yani katarsisten hamartiyeye kadar pek çok şimdiye kadar da atıf yapıp tanımladığımız kavramları orijinal metninde göreceğiz. Çünkü bu önümüzdeki metin sevgili arkadaşlar yani yaklaşık 2400 sene boyunca Batı'da sanat tarihini önemli ölçüde etkilemiş bir metin. Yani burada tanımlanan pek çok kavram uzun evre etkiler yaratmış. Birinci amacımız bu. Yani Aristoteles'i bu kendi açısından içinde ele almaktan da ziyade tragediyeye uzanan bir kavram haritası elde etmek. Fakat ikinci amacımız elbette Aristoteles'in poetikasında Aristoteles'in siyasi düşüncesini ilgilendiren ne var? Onu da ortaya koymaya çalışacağız. Şimdi öncelikle bu önümüzdeki eseri Aristoteles'in genel düşüncesi, felsefesi bağlamına bir yerleştirmek istiyorum. Ardından metnin çözümlemesine geçmek istiyorum. Yani temel olarak bakıldığında iki önemli parçadan oluşuyor sunumu. Bir kere şu soruyu sormak lazım. Aristoteles bilimleri sınıflandırıyor ve genel bir bilim projesi var. Aristoteles'te dünyada sınıflandırılmamış çok az nesne, olay, durum, bilim kalıyor arkadaşlar. Aristoteles büyük bir sınıflandırıcı, büyük bir tasnif edici. Dolayısıyla poetikanın bu bütünlük içinde nereye tekabül ettiğini öğrenirsek kavrayışımız daha geniş olabilir. Şimdi size e-mail ile yolladığım bir sayfa fotoğrafı var. Benim kendi notlarımdan. Onu açarsanız orada episteme diye büyük bir bilim sınıflandırması göreceksiniz. Bir episteme var. Yani Platon'da da gördüğümüz doğru bilgi, hakiki bilgi ya da bilim anlamında kullanılan. Yani bu temel olarak Platon'da neydi? Doksa aleminden, kanaatler, kanılar, sanılar aleminden değil, episteme aleminden bahsediyorduk. Değişmeyen nesnelerin bilgisini edinmek açısından. Aristoteles'e bakıldığında üç temel bilim var. İlki praktike, pratik bilimler. İkincisi poietike, şimdi bizim ele aldığımız poetik bilimin girdiği yer. Üçüncüsü teoretike. Teoretik bilim kendi içinde üçe ayrılıyor. Matematik, matematike, isim oradan geliyor. Fizik, fizike, yine isim oradan geliyor. Ve teolojike, yani tanrı bilim. Teoretik bilim de kendi içinde üçe ayrılıyor. Praktikeye baktığımızda pratik bilimlerde başlıca etik ve politika geliyor sevgili arkadaşlar. Birbirinden ayrılmaz bir biçimde. Şimdi bizim işimiz burada poietike ile ilgili. Görüldüğü gibi burada Aristoteles'in sınıflandırıcı filozofun en önemli bilimlerinden biri olarak düşünülen mantık yok. Çünkü mantık işte bilimden çok bir araç, organon, bir metodoloji, bir giriş olarak kabul ediliyor. Bu bilimler nasıl ayrılıyor birbirinden? Bu çok gerekli değil. Fakat poietikeyi yerleştireceğimiz bütünlüğü tanımak açısından önemli. Pratik kelimesinin kendisi de buradan geliyor. Prato, eyleyen insanı temel alıyorlar. Eylemde olan insanı inceliyorlar. Ve ilkesi ve başlangıcı, Aristoteles açısından çok önemli bir terim. İlkesi ve başlangıcı eyleyen insanda bulunuyor. İnsanın eylemlerini yapıp etmelerini konu ediniyor. Praktike böyle. Teoretike, fizik, matematik ve teoloji olarak üçe ayrıldığını söylemiştim. Fizik devinenler ve sürekli değişenleri ele alıyor. Matematik devinmeyen,
değişmeyen, yani sayılar mesela, devinmeyen, değişmeyen nesnelerle ilgileniyor. Ve diğeri de kendi başına var olanlarla ilgileniyor. Kendi başına var olan nedir? Tanrı'dır, değil mi yani? Başlangıcı ve ilkesi kendinde olan ve kendi başına var olan bir varlık. Aristotelesçi dünya açısından. Poetik bilimler, işte burada asıl mesele kopuyor. Poiesis kelimesinden sevgili arkadaşlar. Bu yaratım. Yani insanın eylemde yapıp etmelerinden farklı olarak bir yaratım faaliyetini konu ediniyor. Yaratan insanı konu edinen, yani bizim çokça sanata atfettiğimiz bir eylem biçimi olarak yapıp etmelerden, gündelik eylemlerden farklı olan yaratımı kastediyor burada. Başlangıcı, ilkesi yaratan insanda olan ve insanın yaratımlarını temel alan bir bilim bu sevgili arkadaşlar. Şimdi bütünlük aşağı yukarı bu şekilde. Poiesis fiiline ikinci olarak biraz bakmak lazım. Çünkü bütün bu poetika kelimesi hem kitaba başlığını veren hem de işte yaklaşık 2400 yıldır tartışılan, artık dilimize de neredeyse doğrudan tercüme edilen, doğrudan alınan, tercüme edilmeksizin konulan poetik, poiesis'ten geliyor. Poiesis ne, ona bakmak lazım. Şimdi Aristoteles bunu Nikomakos'a Etik'in 6. kitabında, eğer açarsanız 1140'ta inceliyor sevgili arkadaşlar. Çok kısaca oraya bir bakalım. Çünkü bir nevi şiirin, poetikanın bağlamını verecek bize. Şimdi buradaki mesele olduğundan başka türlü olabilecek nesneler meselesi. Olduğundan başka türlü olabilecek nesneler. Yani teoretik bilime baktığımızda mesela matematiğin konusu nedir? Olduğundan başka türlü olamayacak nesneler üzerindedir. Değil mi? Değişmeyen, devinmeyen nesneler üzerindedir aynı zamanda. Burada ana mesele olduğundan başka türlü olabilecek nesneler. Konumuz bu. Fakat bu hem yaratmayı, yani poiesis'i, hem de pratiği, praktikeyi, yapmayı, etmeyi, eylemi konu edinebilir. Yani siz bu nesneleri değiştirebilirsiniz. Olduğundan başka türlü biçimler verebilirsiniz. Ama dediğim gibi yaratma ile eylem farklı. Mesela burada diyor ki ne eylem bir yaratmadır ne de yaratma bir eylem. Çünkü yaratmanın kendisinden değişik olan bir hedefi vardır. Eylemin ise olamaz. Çünkü eylemin kendisi hedeftir. Yaratma kendisinden farklı olan bir hedef ile eylemden ayırt olunuyor sevgili arkadaşlar. Üçüncü olarak Poetika kitabının bağlamına biraz bakalım. Yani bilimler, kelimenin kökeni eylemden ve teoretik eden ayrılması, üçüncü olarak da Poetika kitabının bağlamına. Yani bu bağlamı bütünlük içinde ele aldığımızda Aristoteles'in diğer eserleri açısından nasıl düşünülebilir? Diğer eserlerin bütünlüğü içinde nasıl durmaktadır? Bu poetik bağlamı nasıl ortaya çıktı? Yani biri şunu söyleyebilir. Zaten işte Aristoteles yaklaşık 20 sene Platon'un akademisinde geçirmiş. Platon neredeyse takıntılı bir biçimde bu şiir poetika meselesini ele alıyor. Öğrencisinin de onun yolundan gidip kendisine farklı bir yol çizerek de olsa ele alması zaten kaçınılmazdı diyebilir. Tamam, Platon'un ele aldığı konuların takibi açısından. Fakat Aristoteles'in kendi eserlerinin bütünlüğü içinde özel bir yeri de var sevgili arkadaşlar. Şimdi bu özel yer ta metafizikten itibaren izlenebilir. Yani Aristoteles'in poetikasının en fazla ilişkili olduğu bağlam, başta metafizik, sonra politika, ardından retorik sevgili arkadaşlar. Metafizik, politika, retoriğin alanında yer alıyor. Bütün bu bütünlük açısından bakmamız gerekiyor. Bir kere metafiziği çok üzerinde ayrıntılı olarak durmadan geçeceğim. Metafiziğin ilk kitaplarından birinde
Aristoteles felsefeyi hayretle ilişkilendiriyor. Hayretin ise bir mitosla mümkün olduğunu söylüyor. Dolayısıyla başlangıçta mitos meselesi felsefeye giden yollar açısından önümüze geliyor zaten. Anlatabildim mi? Yani mesela Aristoteles'in aklında biraz şöyle bir şey var. Büyük ozan Homeros bir eylemi anlatıyor. Eylemin taklidini anlatıyor. Orada bize bir anlatı ve bir mitos ortaya koyuyor. Bizi hayrete gark ediyor. Bu hayret neticesinde biz felsefe yoluna girmiş oluyoruz. Birincisi bu. İkincisi daha somut ve konumuzla çok daha ilişkili bir bağlam. Yurttaş eğitimi denilebilir buna. Özel olarak da yurttaşın tabii ki bir diyalektik ve felsefi eğitimi olabilir. Bu ondan farklı. Ona benzer. Fakat ondan farklı. Yurttaşın bir de duygusal eğitimi olabilir sevgili arkadaşlar. Yani bu hani Gustav Flaubert'in bir kitabı var ya, Duygusal Eğitim. Duygusal Eğitim diye. Cemal Süreyya'nın yaptığı çevirilerden biri. Başlığı şu şekilde. Gönül ki yetişmekte. Gönül ki yetişmekte diyor. Böyle şairane bir başlıkla çevirmiş. Ama bunun sentimental education, yani bir duygu meselesi var, bir eğitim meselesi var. Aristoteles'in politikasını bu duygusal eğitim açısından okuyabiliriz. Fakat bu basit, sıradan, alelade bir eğitim değil, yurttaşın duygusal eğitimidir sevgili arkadaşlar. O halde bu kitabı okuduysanız görmüşsünüzdür, hiçbir yerde Platon'a atıf yok. Fakat neredeyse her yerde hocasından farklı olarak kendi yolunu çizmeye çalışan bir filozof söz konusu. Yani mesela Aristoteles başka eserlerinde, başta Politika ve Metafizik olmak üzere, Platon'la cedelleşiyor. Hatta hocasını hani böyle Batı düşüncesinde olduğu gibi babayı öldüren bir evlat gibi kendi başlangıcını da yaratmaya çalışıyor. Bunu yaparken bize kendi açısından tespit ve teşhis edilmiş bir Platon portresi bırakıyor ki o Platon portresiyle 2400 senedir yaklaşık olarak cedelleşiyoruz arkadaşlar. Yani bugün felsefe dünyasında hakim olan portre Aristoteles'in çizdiği Platon portresidir genellikle. Mesela bazı Platon uzmanları o yüzden bu portreyi askıda tutup Platon'un eserlerini yeniden okumamız gerektiğini salık veriyorlar. Evet. Şimdi poetika bizi patos meselesine götürüyor. Bu duygu, yani bu patolojik kelimesinin geldiği yer, patos meselesine götürüyor. Yani patos, duygular, duygulanım ya da bunların eğitimi. Şimdi tragedyanın işlevini hatırlayalım. Bu kitapta geleceğiz ama çokça buna atıf yaptık. İşlevi neydi? Bizi acıma ve korku duygularından arındırmak. Bir katarsis işleviyle karakterize oluyordu. Bu acıma ve korku duygularından arındırmak denildiğinde zaten tragedyanın işlevinin temelde bu duygu, duygulanım ve patosla ilgili olduğunu anlıyoruz. Aristoteles'in o halde biraz bu patos, duygular, tutkular meselesine nasıl baktığına kısaca bir bakmamız lazım arkadaşlar ki. Çünkü bu tragedyanın temel işlevi. Mesela Eidomos'a etikte, yani bu büyük Nikomakos'a etiğin bir paraleli olarak düşünebileceğimiz Eidomos'a etikte 1223'te eğer bakarsanız diyor ki öyle görünüyor ki Herakleitos da tutkunun gücüne bakarak onu engellemenin acı verici olduğunu söylüyor. Şöyle diyor, tutkuyla savaşmak güç iş çünkü bu savaşımın kendisi ruhu satın alabilir. Yani bunu hani çok sofu olduğunu söyleyen karakterlerde görebiliriz, tamam mı? Tutkularla yoğun bir savaş içine girmiştir. Fakat o tutkular, o savaşımın kendisi, tutkuların
doğal gücünden ötürü onu ele geçirmiştir. Bu sanıyorum bu dönemimizde var olan tarikatlar, cemaatler, bunlardan yola çıkan sapkınlıklar meselesini ele alabileceğimiz bir bağlam. Çok sofu biri, tutkularla savaşım içinde fakat aslına bakılırsa tutkular tarafından ele geçirilmiş. O halde Aristoteles bize şunu söylemeye çalışıyor. Tutkularla böyle bir büyük savaş içine girme. Sofuluk senin yapacağın iş değil. Tamam. Tutkularla savaşmak hiçbir şeyi değiştirmez. Tutkuları ancak yönlendirebilirsin. Tutkuları öldürdüğünü söylediğin yerde hiç beklemediğin bir noktadan tutkular gelip seni ele geçirmiştir çokta. Tutkular evcilleştirilebilirler. Bu Aristoteles'in dünyasında ne anlama geliyor? Tutkular daha akılcı kılınabilirler. Yani ruhun ki bunun için biraz ruh üzerine kitabına bakmak lazım Aristoteles'in. Ruhun bir rasyonel yönü var. Bir de rasyonel olmayan yönü var. Tutkular ruhun rasyonel yönünü güçlendirebilirler. Fakat bunun için tutkular, duygulanım, duygular, patos üzerinde bir eğitime ihtiyacımız var. İşte poetika bunu yapabilir. O halde poetikanın yaptığı şey aynı zamanda çok etik bir şey. Öyle değil mi? Çünkü Aristoteles de bu erdem meselesiyle ki etiğin temeli olan areti sorunuyla duygusal eğitim, patos, duygulanım, tutkular arasında doğrudan bir ilişki var. Neden? Çünkü Aristoteles bu Nikomakos'a etikte şuna atıf yapıyorum genellikle. Bu Saffet Babür'ün orijinal Yunancasından çevirdiği ve notlandırdığı bir kitap. İyi bir çeviri arkadaşlar. Sanıyorum başka bir çevirisi de yok bunun. Fakat varsa da bunu tercih etmenizi öneririm. Şimdi burada şunu söylüyor. Bu erdem meselesi temel olarak ikiye ayrılarak incelenmeli. Çünkü bir karakter erdemleri var. Karakter ne demek? Etos. Bir etosa ilişkin erdemler var. Bir de düşünce erdemleri söz konusu. Şimdi erdemlere böyle ikili bir tasnif açısından bakıldığında bu karakter erdemlerinin çünkü karakteri geliştirmek, karakter ortaya koymakla ilgili erdemlerdir bunlar. Bir duygusal eğitim sürecini gerektirdiğini anlarız. Dolayısıyla hani ne dedik? Başta metafizikten yola çıkarsak bir şey görüyoruz. Aristoteles mitosun önemine vurgu yapıyor. Mitos da bize felsefeden ziyade şiirle geliyor. İkinci olarak Aristoteles de bir duygusal eğitim süreci olarak ele alınabileceğini söyledik. Bu bizi başta etiğe götürüyor sevgili arkadaşlar. Başta etiğe götürüyor. Çünkü karakter erdemiyle ilgili bir sorun bu. Şimdi Aristoteles'in tutkulara bakışı biraz şu şekilde. Tutkuların kendisi ne erdemdir ne de kusurdur. Hani burada gerçekten tırnak içinde kullanmam lazım. Aristoteles çok daha gerçekçi, realist bakıyor meseleye. Yani neden? Çünkü tutkuları yargılamayalım. Tutkular bir erdem olmasa bile bir kusur da değildirler. Çünkü insanın doğal varlığının parçasıdırlar. Tam olarak tutkularımızın üreticisi değilizdir. Yani bir tutku genelde bizi dış dünyadaki bir nesnede sabitler. Yani işte bir erkeğin bir kadına tutkusu vardır. Sabitlenip bütün akli ve ruhi melekelerini yitirip dünyasını orada kurabilir. Bu ne demek? İnsanın kendi karakter erdemini kendisinin başlangıcı olarak gerçekleştirememesi demek. Çünkü ben dıştan belirlenir haldeyim bu durumda. Her bireyde müdahil olan bir karar olmaksızın onu harekete getirebilecek işte öfke ya da korku yatakları bulunur. Ama dediğim gibi bunlar erdem olmadığı gibi kusur da sayılmazlar. Mesela düşünün bazen öfkelenmemiz gerekebilir. Yani adaletsizliğe karşı öfkelenmeyen bir insan
erdemli de olamayabilir. Öyle değil mi? O halde tutkular ne övünülecek ne de sövülecek şeylerdir bu anlamıyla. Yani Aristoteles'in yaklaşımı bu açıdan Orta Çağ Hristiyan düşüncesi, özellikle Katoliklikte ortaya çıkmış bir münzevilik, sofuluk, tutkuların yok edilmesi projesinden temelde farklılaşıyor. Temel olarak farklılaşıyor. Bana kalırsa Platon da farklılaşıyor. Yani bu başka bir mesele. Platon Hristiyan dünyası tarafından çokça yorumlanmış. Fakat Platon'un söylediği de tutkuların böyle ruhsal, tinsel bir proje etrafında yok edilmesi tasarısı değil. Başka bir konu. Şimdi erdemler, tutkular olmasalar da onlarla ilgileri de yok değildir. Yani işte o öfke meselesinde söylediğim gibi. Aristoteles etik erdemin tutkularla ve eylemlerle ilgili olduğunu böyle defalarca tekrar ediyor. Etiğin amacı yalnızca iyi biçimde davranmamızı sağlamak değil, aynı zamanda tutkuları bile isteye tecrübe etmek ve etmemizi sağlamaktır. O halde asıl mesele tutkuları belli bir şekilde ruhun rasyonel yönünü teşvik edecek, destekleyecek bir biçimde tecrübe etmemizi sağlamak. Yani bu bir takım bilgelik anlayışlarında da vardır. Hani bir tutkuyu evcilleştirmenin ya da evcilleştirmeyle ne kastediyoruz? Burada tutkunun bizim ruhumuzun rasyonel yanını denetim altına alması ve bütün bir insan varlığını belirler hale getirmesi. Tutkuyu evcilleştirmek için yapılabilecek en iyi şey o tutkuyu tecrübe etmektir der bir bilgelik anlayışı. İşte daha sonra gelen Hristiyanlık ise bu Hristiyanlığın tabii belli bir yorumu diyelim bunu. Hristiyanlığın içinde de pek çok başka ekoller var çünkü yani 1500-2000 senelik bir tarihten söz ediyoruz. Mesela öfkenin bir etik kullanımı vardır. Yani siz bir adaletsizliğe karşı işte sokaklarda çıkıp protesto yaptığınızda, orada öfkelendiğinizde öfkeyi etik bir biçimde kullanmış olabilirsiniz. Veya öfkelenilecek kişiye ya da duruma öfkelenmek ya da öfkelenmemek erdem açısından tayin edicidir. Öyle değil mi? O halde belli şartlarda belli tutkulardan sakınmak ve bazılarının tecrübe etme kudretini kazanmış kişi erdemli kişidir. Demek ki erdemin kazanımı belki de özellikle duygusal bir eğitimdir. O yüzden bu kelimeyi zaten çok seviyorum ben, duygusal eğitim kelimesini. Aristoteles'in Poetikası'nı tanımlamak için de kullanabiliriz bunu. Bu felsefi, diyalektik bir eğitimden ayrılır sevgili arkadaşlar. Mesela felsefi, diyalektik bir eğitim, bu Aristoteles'in erdemleri açısından düşünüldüğünde bize düşünce erdemlerini kazandırır. Biz belli düşünsel erdemler kazanırız. Fakat bir de karakter erdemleri var ki onların gerektirdiği şey bir duygusal eğitim projesi sevgili arkadaşlar. Şimdi bu duygusal eğitimin bir yurttaş eğitimi olarak somutlaştığından bahsetmiştim. Yurttaş eğitimi deniliyorsa o halde doğrudan Aristoteles'in polisi ve yurttaş kavramını ele aldığı kitabına, yani Politika'ya geçmemiz lazım. Politika'nın son kitabında sevgili arkadaşlar 8. kitap eğitim meselesine ayrılmış. Alt başlık şu: en iyi rejimde eğitim. Aristoteles şöyle yazıyor: erdemin pratiği önceden öğrenme ve alışkanlık kazandırmaya ihtiyaç duyar. Bu tamamen işte karakter erdemiyle ilişkili bir şey. Alışkanlık kazanma bağlamı özellikle. Bu hexis Yunanca, Latince'de daha sonra habitus anlamına geliyor. Habitus olarak tercüme ediliyor. Habitus. Hani bu ünlü 20. yüzyıl sosyologlarından Pierre Bourdieu'nun
ele aldığı habitusun Yunanca ilk karşılıklarından biri, alışkanlık. Yani bu karakter erdemi bir heksisle, bir alışkanlıkla yapa yapa kazanılacak bir şey. Tamam. Duygusal eğitimin tam olarak geldiği yer burası. 8. kitabın 5. bölümünde biraz daha yaklaşıyor konumuza. Çünkü müzik konusunu gündeme getiriyor. Müzik. Burada konumuzla ilgili ortaya çıkacak olan birkaç şey söz konusu. Soru şu. Müzik eğlence için mi yoksa erdem için mi? Halen geçerliliğini koruyan bir soru değil mi yani? Halen geçerliliğini koruyan bir soru. Yani günümüzün kitle endüstrisi içinde müzik genellikle hızlı tüketim ve eğlenme için. Fakat uzunca bir süre boyunca böyle düşünülmemiş. Bundan yaklaşık 10-15 sene önce bu tezlerimden birini yazarken bir akademisyenin yanına gitmiştim. Böyle istişare edip tez konusunu tayin etmek üzere bazı görüşmeler yapıyordum. Fikrine güvendiğim insanlar konusunda neyi çalışalım, neyin faydası olur gibi. Bu odasına gittiğim, ziyaret ettiğim akademisyen de tasavvuf müziğiyle ilgileniyordu. Şimdi odaya girer girmez eski bir böyle radyodan bir tasavvuf müziği odaya yayılıyordu. Şimdi orada şeyi düşündüm ben. Bizim kitle endüstrisi ya da popüler kültür içinde tüketim amaçlı dinlediğimiz müzik, hani bir de iş vardır ya, zaman geçirmek. Mesela orada mekan yoktur. Sadece mekansız bir biçimde zaman geçirilir. Aslında o zamanı tüketmektir. Zaman geçirmek zamanı tüketmektir. Şık bir deyişle onu ifade etmişiz. Tüketilen zamanlar. Popüler kültür ya da kitle endüstrisinin getirdiği tüketici müzik tarzı içinde müzik çünkü o mekana yerleşmiyor sevgili arkadaşlar. Zaman ve mekan deneyimi açısından bize gelmiyor. Oysa ki oradaki mesela tasavvuf müziği beni etkilemesinin nedeni şu. Tamamen o odayı dolduruyor. Mekana nüfuz ediyor. Ve mekana doldurup nüfuz ettiği için aslına bakarsanız mekandaki deneyimi yavaşlatıyor. Biz aslında bu yüzden hani bir o dünya müziği, bu dünya müziği, işte onu tüketelim, bunu tüketelim, zaman geçirelim. Bu şu demek aslında. Müzik odama dolup mekanı doldurmasın ve zamanı yavaşlatmasın. Mekanı dolduran her şey temel olarak zamanı yavaşlatıyor. Çünkü onun içinde ancak tecrübe mümkün oluyor. Dolu dolu bir tecrübe. Anlatabildim mi? Şimdi müzik de uzun bir süre bu zaman mekan bağlamında ve bir eğitim meselesi açısından düşünülmüş. Yani sadece bir eğlence işlevi değil. Bu antik Yunan'dan işte daha eski uygarlıklara, Osmanlı dönemindeki musikinin işlevlerine kadar düşünülebilir. Eğlence için midir yoksa erdem için midir? Tamam. Geçen bir filmi ikinciye izledim. Başkalarının Hayatı diye bir film. Dezleben Van Anderen'di galiba orijinali. Bu Doğu Almanya'da komünist uygulama sırasında, yani real sosyalizm sırasında Stasi diye bir örgüt var. Yaklaşık 100 bin kişilik bürokratik ordusuyla büyük bir bürokratik mekanizma teşkil ediyor. O yüzden ben bu sosyoloji derslerinde Weber'in bürokrasisini konuşurken de tavsiye ettiğim filmler arasında. Hakikaten o Weber'in protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhunun son kısımlarında söylediği o demir kafes vardır ya, bürokratik, rasyonel demir kafes. Nedir o? Bizim özgürlüklerimizi boğacaktır. Gündelik hayatı rasyonelleştirmek için ortaya çıkardığımız bir mekanizmanın gitgide özgürlüklerimizi boğar, bir demir kafes oluşturur hale gelmesi meselesi. Orada şimdi bu Stasi örgütündeki biri
gizli bir şekilde rejime muhalif olduğu düşünülen sanatçılardan birini izlemeye alıyor. Evine böyle kablolar çekiliyor, telefonları dinleniyor, evindeki diyalogları dinleniyor, en mahrem hayatına kadar. Şimdi orada bir sahne var. Bu sanatçı, tiyatrocu piyano çalıyor. Piyanoda Beethoven'ın bir eserini icra ediyor sevgili arkadaşlar. O eseri icra ederken bunun Lenin tarafından da dinlendiğini, fakat Lenin'in eğer bu Beethoven'in müziğini, bu parçasını dinlersem devrim yapamam dediğini aktarıyor. Hakikaten bu Gheorghe Lukács'ın Lenin'in Düşüncesi diye bir kitabı vardır. O Lenin'in Düşüncesi'nde sanıyorum Lenin'le Gorki arasındaki diyaloglardan aktarılan bir şey. Çünkü Lenin Gorki ile bu sanat, burjuva sanatı, burjuva sanatının ötesinde proleter sanat nasıl olmalı meselelerini çokça tartışmış, mektuplaşmışlar da. Oradaki deneyim anılardan biri olabilir. Fakat oradaki mesele şudur. Lenin şunu gayet iyi ortaya koymaktadır aslında. Hani belirli bir müzik türünün belirli bir politika biçimiyle çok yakından ilgisi olması. Bu mesele hep böyle ele alınmış. Aristoteles de Politika'nın 8. kitabında 5. bölümde bunu ele almaya başlıyor. Burada müzikle ilişkili olarak bir kavram Euripides'ten hareketle ortaya çıkıyor sevgili arkadaşlar. Kaygıyı dindirmek. Kaygıyı dindirmek sorunsalı. Müzik ne yapar? Müziğin işlevi nedir? Bizim kaygılarımızı dindirir. Bu poetikada, poetikayla en fazla özdeşleşmiş terimlerden biri olan katarsise giden kapıyı açıyor. Yani korku ve acıma duygularının arındırılması. Kaygıyı dinlendiren müzik, dindiren müzik aslında katarsis meselesine doğru bizi götürüyor. Aristoteles şunu soruyor. Karaktere belli bir nitelik kazandırır mı? Müzik. Basirete, foranesis katkı yapar mı? Bunlar çok Aristotelesçi sorular. Yani Aristoteles'i Platon'dan ayırt eden, özellikle poetika meselesine bakarken ayırt eden sorular. Aristoteles şu bağlamdan yola çıkıyor. Bu poetika karaktere belli bir nitelik kazandırır mı? Bunu şu şekilde tercüme edebiliriz kendi dilimize. Poetikayı, şiiri, onun belli türlerini belli bir duygusal eğitim biçimi açısından düşünebilir miyiz? Hadi en politik soruya gelelim. Yurttaşın eğitimi açısından poetikanın rolü ne olabilir? Çünkü sorunun ikinci kısmı basirete, foronesise katkı yapar mı aynı zamanda? Bunlar çok Aristotelesçi sorular. Ardından yine 8. kitaptan gidiyorum politika. Ruhsal değişime uğramak izleyi geliyor. İşte tam bu duygusal eğitimin amaçladığı şey. Aristoteles'e göre sorun düzgün karakter ve asil eylemler hakkında doğru yargıda bulunma ve bunları alışkanlık haline getirme sorunudur. Bunlardan biri düşünce erdemleriyle ilgili doğru yargılarda bulunma. Düşünce erdemleri bize bunu sağlar. Bir diğeri karakter erdemleriyle ilgili ve bunları alışkanlık haline getirme. Dediğim gibi buradaki alışkanlık heksiz doğrudan karakter erdeminin kazanılmasıyla alakalı bir durum. Yani konu burada etik ve özellikle Nikomakos'a etik kitabına bağlanıyor. Fakat şimdi Aristoteles'in burada müziğe bakarken yaptığı şey müziği alıp geleneksel dönemde olduğu gibi eğitimin baş köşesine yerleştirmek değil. Aristoteles'le özdeşleşen sözlerden biri şu, adalet müzikten üstündür. Yani kişinin bu duygusal ve felsefi eğitimi açısından müzik belli bir yere kadar bizi götürebilir. Adalet müzikten üstündür. Yani orada mesela, bir dakika Hilal, Platon'un diyaloglarından birinde yanlış hatırlamıyorsam Faidon'da söylediği, felsefe en üstün musikidir
müzikle felsefe arasında yaptığı karşılaşma açısından düşündüğümüzde, yani müziğin verebileceği şeyleri veren en yüce bilimdir felsefe. Aristoteles benzer bir şeyi burada tamamen hocasını takip ederek adalet müzikten üstündür diyor. Yani devletteki eğitimin böyle hani tam da zamanımızdaki deyişle ilk orta yüksek eğitim şeklinde bölümlendiğini biliyoruz. İlk eğitim müzikle beden eğitimi eğitimi. Yani bunların her ikisi de aslında beden sadece bedeni eğitmek değil, bedeni eğiterek ruhu eğitmek aslında. Beden eğitiminin kendisinde ruhsal bir işlevi var orada. Fakat müzik de orada geliyor. Çünkü hatırlarsanız şunu söylemiştik. Yani beden eğitimine fazla yüklenmiş biri, işte bedeni çok gelişmiş ama ruhsal inceliklerden ve erdemlerden yoksun birine dönüşebilir. Öte yandan müzik eğitiminde odaklanıp da beden eğitimini unutmuş biri fazla yumuşayabilir. Aşırı yumuşak ruhlu hale gelir ki bu da erdem kazanılması açısından çok olumlu bir özellik değil. Yani biz bugünlerde işte aman vegan olalım filan diye erdemi böyle çok daha yumuşak düşünüyoruz. Antik Yunan ve Roma anlayışı açısından bakıldığında, ki yani İslam dünyasındaki fazilet açısından bakıldığında da bu böyledir. Sert, fakat sertleşmemiş birini ifade eder bu erdem. Yani ruhsal sertlikler erdeme ulaşmayı engeller. Fakat yumuşaklık da erdem kazanımı yolunda ket vurur insana. Öyle değil mi? O yüzden müzik eğitimini önceliyordu. Fakat Platon'da müzik daha sonra gelen yüksek eğitimin felsefi diyalektik eğitimi tarafından geride bırakılıyordu, aşılıyordu. Platon'un tam da az önce verdiğim bu tasavvuf musikisi ve kitle endüstrisi müzikleri arasındaki ayrımda olduğu gibi, ruhu sertleştiren ve ruhu aşırı yumuşatan musikiler arasında yaptığı ayrım da söz konusuydu. Yani mesela bir takım musikiler ruhu aşırı yumuşatıyor, melankolik bir nitelik kazandırıyor. Bir takım musikiler de neredeyse böyle askeri bando marşı gibi, tamam mı, ruhu aşırı sert kılıyor. Ben biraz Nurettin Topçu'yla da ilgilendim. Nurettin Topçu tasavvufun felsefi yönüyle çok ilgilenmiş biri. Zaten aslında bana kalırsa 20. yüzyılda tasavvufun işte Muhammed İkbal'le birlikte yeni bir yorumunu yapan, tasavvufu hareket felsefesi dediği yeni bir anlayış içinde ifade eden biri. Fakat tasavvuf musikisine genildiğinde Nurettin Topçu'nun ilginç bir deneyimiyle karşılaşmıştım. Yani Nurettin Topçu mesela tasavvuf musikisini genel olarak melankolik buluyor. Az önce benim anlattığım o deneyimin, o havayı yavaşlatan, ağırlatan, ağırlaştıran deneyimin harekete ve eyleme geçmekte insanı aciz kıldığını düşünüyor. Bu bana çok ilginç gelmişti. Ama bir tür Platoncu düşünce açısından da şimdi birleştirilebilir bu. Yani tıpkı Platon'un bizi harekete, ruhsal erdem kazanmaya yönelten musikiler ve onun aksi örnekleri açısından düşünebiliriz. Konu etiğe bağlanıyor dedik. Erdem, karakter erdemi kazanması. Aristoteles şunu söylüyor ama şu ayrımı yapıyor. Müziğin bir kısmı karakterden çok cezbeyle ilgilidir diyor. Yani insanı cezbeye geçirir. Örneğin flüt. Aristoteles burada işte dediğim gibi poetikanın en fazla atıf yapılan terimlerinden birini zikrediyor. Katarsis. Flüt diyor cezbeyle ve arınmayla, katarsisle ilgili. Arındırıcı melodileri ele almaya başladığında trajediyle, tragedyayla daha doğrusu ilgili önemli bir nitelik, belirginlik kazanıyor. O da şu: bu melodiler, arındırıcı melodiler, etik eğitim ve karakter gelişiminden ayrılır. Yani etik eğitimde, karakter gelişiminde
mesele bir cezbeye kapılmak ve o cezbeyle arınmak meselesi değildir. O halde Aristoteles'in tragediyi tutkulardan arınmayı içeren ahlakçı bir açıklamadan da farklı. Yani burada mesela Herakleitos'a yönelik açıklamasını hatırlayalım. Herakleitos hakkında diyordu ya, tutkuları öldüremezsin, tutkular seni yener. O halde şunu sormamız lazım. Neyi hedefliyor? Tragediye neyi hedefliyor? Tragediye temelde bir hazzı hedefliyor sevgili arkadaşlar. Bu aslında faydalı sanatlardan ve bilimlerden farklı olarak tragediyeye özgü bir şey. Belli türden bir hazzı hedeflemesi. Fakat bu böyle tamamen bedensel haz diyebileceğimiz bir şey değil. Karakter eğitimine götürülebilecek, duygusal eğitimin temel parçası olabilecek bir hazla ilgili. Yani acıma ve korku duygularından arındırıldığında hazları ruhumuzun rasyonel kısmına uyumlu bir şekilde tecrübe edebiliyoruz. Öte yandan burada tragedyada katarsis de eğlenmeden ayrılıyor. Acıma ve korku duygularından bizi arındırarak az önce söylediğim gibi hazzı oluşturuyor. Bu nasıl bir hazdır diye sormak lazım. Bu evcilleştirilmiş ruhumuzun rasyonel yanını destekleyebilecek türden hazlardır. Zaten baştan söyledik. Aristoteles hazların tecrübe edilmesini bir bütün olarak yasaklamıyor. Böyle bir şey yok. Hazlar ruhumuzun rasyonel yanına uygun tecrübe edilerek ancak evcilleştirilebilirler. Evet, son bağlama gelelim. Hani demiştim ya, başta metafizikle ilgili, ardından etik, özellikle Nikomakos'a etiğin karakter erdemleri bölümüyle ilgili ve politikanın 8. kitabında karşımıza gelen yurttaş eğitim meselesiyle ilgili. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar, bunun üzerine bir bilim daha koyalım. Retorikle yakından ilgili. Retorikle çok yakından ilgili. Şimdi genel olarak bakıldığında Aristoteles hocası Platon'un sofist retoriğe duyduğu tepkiyi aslında paylaşıyor. Ama heyecan uyandırması açısından ve politik önemi bağlamında başka bir şekilde retoriği takdir ediyor. Çünkü retorik heyecan uyandırması bağlamında bizdeki duyguları tetikliyor. Değil mi? Yani iyi bir politik retoriği dinlediğinizde sizde tetiklenen, seferber olan o duygulardır. Bir duygulanım geçirirsiniz. Dolayısıyla retorik bu patos meselesine poetikada olduğu gibi doğrudan bağlanıyor sevgili arkadaşlar. Aristoteles doğrudan poetika konusuna getiriyor retorik meselesi. Çünkü retorik konuşma ile poetika, şiir arasında da bir takım ortak noktalar söz konusu. Mesela retorik kitabı Aristoteles'in iki tercümesi var onun. Şu Ari Çokona'nın yaptığı tercüme sevgili arkadaşlar, Türkiye İş Bankası klasiklerinden, orijinal Yunanca'dan çevrilen. Fakat şu orijinal Yunanca'dan olmasa bile bazı kısımları daha güzel olan bir tercüme. İlginç bir şekilde. O yüzden ben ikisini de takip etmeye çalışıyorum. Şimdi ilk cümlesi retoriğin şu: retorik diyalektiğin benzeridir. Diyalektik bize o büyük felsefi eğitimi verecek şey. Fakat retorik de hem onun benzeri hem gerekli. Neden? Çünkü Aristoteles'in bütün bu felsefi tasarısı Platon'dan farklı olarak salt filozofları hedeflemiyor. Sıradan insanlar da var. Her ne kadar bunlar soylu da olsalar, filozof olmayan insanlar. Yurttaşlar yani. Meselemiz, öznemiz daha doğrusu filozoflar değil, yurttaşlar olduğunda bizim eğitime bütün bakışımız değişiyor. Öyle değil mi? Yani mesela Platon'un özellikle yüksek eğitimi yurttaşları hesaba katan bir eğitim değil. Filozoflara eğitecek.
Aristoteles özne olarak yurttaşları aldığında burada eğitimin içeriği, eğitime bakış bir bütün olarak değişiyor. Aristoteles retorik diyalektiğin eşdeşidir dediğinde aslında bu retoriği felsefeyle ilişkilendirmekte ve retoriğin felsefeyle bağını kurmaktadır. Diyalektik burada felsefeyi temsil ediyor. İkisini uzlaştırmaya çalışıyor. Bu uzlaştırmada ne gelecek? Bir yandan felsefenin getirdiği ahlaki iyi kavramı, değil mi? Felsefenin ahlaki iyi kavramı. Öbür yandan retoriğin bize getirdiği uygunluk ya da yerindelik kavramı. Uygunluk, yerindelik, buna makullük de denilebilir. Felsefi iyi ile uzlaştırılmaya çalışılacak. Bu bağlamda işte retorikte şairler politik hatip için örnekler sunarlar mesela. Pek çok şairden retoriği örneklemek açısından dizelerinden vesaire faydalanır Aristoteles. Burada yine tutkular meselesine dönüyoruz arkadaşlar. Çünkü tutku ve heyecan uyandırma retoriğin temel unsuru. Başta söylediğim gibi retorikte dinleyicinin acıma ve coşkusu harekete geçirilmeye çalışılıyor. Yani bu tragedyanın yaptığı bir şeydi aynı zamanda, değil mi? Dolayısıyla Aristoteles'in retorik bağlamının neden poetik bağlamla yakından ilişkili olduğunu anlıyoruz sevgili arkadaşlar. Son olarak belli bir etik bağlamdan söz ederek metnin içine girelim. Bu retorik eserindeki bir alıntı tragediyle de bağlantılandırılabilir. Bu nerede diyeyim? Yani yeniden bakacak olursanız ya da not alacak olursanız retoriğin ikinci kitabının sevgili arkadaşlar 8. bölümünde. Bu 8. bölüm özellikle acımayla ilgili, dolayısıyla tragedya meselesiyle doğrudan bağlantılı. Acıma nasıl bir duygu? Aristoteles büyük sınıflandırıcı, bütün duyguları da burada sınıflandırıyor. Diyor ki acıma duygusunu duyabilmek için dünyada iyi insanların da bulunduğuna inanmamız gerekir. Çünkü hiç kimsenin iyi olmadığını düşünürsek herkesin başına gelecek kötülüklere layık olduğuna inanırız. Genellikle insanlar benzer kötülüklerin kendilerinin ya da yakınlarının başına geldiğini hatırlayacak ve kendilerinin ya da yakınlarının başına gelebileceklerini bekleyecek ruhsal durumda olduklarında acıma duygusunu duyarlar. O halde bu tragedyanın temeli olan acıma duygusu bir insan kavramıyla çok yakından ilgili, değil mi? Yani biz insana iyi gelişebilir, tabii ki etik açıdan gelişebilir gözle bakmamış olsaydık acıma duygusunda paylaşmazdık. Çünkü acıma duygusuna yönelik yetilerimizin olması insana yönelik iyi ve iyimser bir bakışı paralelinde getiriyor sevgili arkadaşlar. O halde tragedyanın bu acıma meselesi dediğim gibi doğrudan insana bir bakış tarzıyla ilişkili. Evet, şimdi yavaş yavaş metnin içine girelim. Metnin içine girelim. Belki biraz girdikten sonra bir kısa ara veririz. Şimdi bazı kısımları daha fazla öncelemek için bir kısmında daha fazla yoğunlaşacağım. Bir kısmını geçeceğim. Fakat geçtiğim yerde de bölümleri size eğer not alıyorsanız bir bütünlük oluşturmak açısından zikretmeye çalışacağım. Yani bu bölümde şu işleniyor. Fakat hızlıca geçeceğiz. Çok önemli değil. Genel olarak bakıldığında sevgili arkadaşlar böyle teknik bir metin gibi görünür. İşte ölçü, vezin, ritim, şu bu filan gibi. Ama dediğim gibi bu konuları biraz daha ikincil arızi unsurlar olarak bir kenarda bırakıp eğer vaktimiz kalırsa dönmeye çalışacağım. Fakat çok politik ve etik bağlamda değerlendirilebilecek bir metin. Yani bu metnin
ortaya koyduğu temel bazı ikilemler var. Bu ikilemlerden biri estetik biçimi, yani mesela şiir bir estetik form olarak kendi içinde bir estetik standartları içinde mi konuşacağız? Tamam. Yani bu işte 18. yüzyıldan itibaren estetik kelimesinin icat edilmesiyle birlikte, ki o da Yunanca bir kelime, aistesis, yani duyumlara ilişkin olandan geliyor. Fakat estetik modern bir kelimedir. Estetiğin özerkliği meselesi bağlamında çokça tartışılmış bir konudur. Aristoteles'in gerilimlerinden, ikilemlerinden biri. Tabi bu ikilemi bir zayıflık anlamında kurmuyorum. Tam tersine bize rehberlik edebilecek bir düşünüm ilkesi olarak ortaya koymaya çalışıyorum. Yani şiir formu kendi standartlarına sahip ve etikten bağımsız mıdır? Yoksa hani Platon bağlamında Tolstoy'a atıfla söylediğim gibi ne diyordu? Yunanlılar etiğin hizmetine koşmuşlardır. Böyle bir anlayış var. Sadece Yunanlılar değil. Aslında premodern dünya, romantik ve modern sanat anlayışlarının ortaya çıkması ve estetiğin özerkliğini ilan etmesinden önceki bütün bir dünya böyledir. Yani iyi olan güzel olanla, güzel olan iyi olanla, etik estetikle, estetik etikle paralel olarak düşünülür. Öyle değil mi? Bu iki bağlam Aristoteles'te yer alıyor. Aristoteles hocasından farklı bir yol izleyerek estetiğin özellikle bu şiir sanatı formunda kendi ölçütlerini ortaya koymaya çalışırken bir taraftan onun kendi içinde incelenmesi gerektiğini söyler gibi. Öte yandan sürekli bir etik politik bağlam açısından sanatın düşünülmesiyle karşılaşıyoruz. Bu kitaptaki en ilginç gerilimlerden biri bu. Bu gerilimi aklımızda tutarsak aslında metin daha iyi ele veriyor kendisini. Öyle diyeyim.